Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu ilanı daha önce görmüş olabilirsiniz ama başvuruda sıkıntı yaşayan birçok dostum olduğu için başvuru nereden ve nasıl yapılır veya bunun haricinde başvuru formu ile ilgili önemli kısma değinmiş olacağız. Lütfen tüm biyometriye karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Umarım en yakın sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet, Düzce Üniversitesi'nin son başvuru tarihi 15 Şubat 2023 tarihinde olmuş olacaktır. Ben önemli tüm bilgilerin hepsini ayrı ayrı hazırlamış durumdayım arkadaşlar. Bu ilanın linkini de, bu sayfanın linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Genel bilgilere baktığımız takdirde lise, ön lisans, lisans için açılan kadrolar mevcuttur. 2022 KPSS puanı geçerli olacaktır. Sadece bir ünvana başvuru yapabileceksiniz. Online başvuru yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular maalesef geçersiz kabul edilecektir. O yüzden sizlerin bilgisayar üzerinden, telefon üzerinden yapmış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mülakat olmayacaktır arkadaşlar. Puan üstünlüğüne göre atanmış oluyorsunuz. Bunların haricinde aklınıza takılan herhangi bir soru olduğu takdirde telefon numarasını bıraktım, dahili numarasını bıraktım. Sizler bu iletişim numarasından rahat bir şekilde üniversiteye ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Başvuru genel şartlarında sizlerin 657 sayılı devlet memuru kanununa uygulamanız gerektiğini yazmış durumda. Bunun haricinde görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmaması gerektiğini yazmış durumdadır. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor. 2022 KPSS P3, P93 veya P94 puan türünüzün olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Başvuru esnasında yüklenecek belgelerin hepsini zaten ben hepsini derleyip toplayıp bırakmış oldum. Birazdan daha açıklayacağım bu özellikle başvuru formu ile ilgili kısmı. Bunun haricinde sonuçlar ne zaman açıklanacak ile ilgili birçok soru gelmişti. 15 gün içerisinde sonuçlar resmi internet hesabı üzerinden bizlere duyurulmuş olacaktır arkadaşlar. 15 Şubat tarihinde bitiyorsa maksimum 1 Mart'a kadar bizlerin karşısına çıkacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlarım. Sizler de resmi internet hesabı üzerinden kontrolünüzü sağlamış olacaksınız. Hangi dallarda atama olacak? Şu sekmeye tıkladığınız takdirde arkadaşlarım tüm listeyi görüntülemiş olacaksınız. Hemen tıklıyorsunuz. Karşınıza tüm liste çıkmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bunun haricinde pekala önemli diğer bir kısımda başvuru nereden yapılacak veya nasıl yapılacakla ilgili önemli kısma değinecek olursak da bakın başvuru için resmi internet adresini de bırakmış durumdayım. Tüm forumlar için de linki bırakmış durumdayım. Veya diğer tüm ilanlara da bakabilirsiniz buradan arkadaşlar. Bu gibi önemli kısımların hepsini zaten bıraktım. Şuraya tıkladığınız takdirde direkt olarak Düzce Üniversitesi'nin resmi internet hesabına ulaşım sağlayacaksınız. Başvuru yapmak için tıklayınız sekmesine tıkladığınız takdirde direkt olarak başvuru sayfasına ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Daha sonraki süreçte bakın hangisi size uygunsa bakın başvuru yap düzenle, başvuru yap düzenle. Herhangi biri size uygunsa sadece bir tane olacak şekilde başvurunuzu yapabileceksiniz. Örnek olarak fizyoterapistliğe başvurunu yapacaksın. TC kimlik numaranı, adının soyadını, doğum tarihini yazmış olacaksın ve giriş yap butonuna tıklayarak da başvuru aşamasına geçmiş olacaksın sevgili dostum. Bunun haricinde hangi dallarda atama olacak hızlıca bilgisini verecek olursak da büro memuru ataması olacaktır. Bu gibi bölümlerden mezunsanız ön lisans mezunları olmakla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Hangi bölümler? Büro yönetimi, büro yönetimi sekreterlik, yönetici asistanlığı, ofis teknolojileri, tıbbi dokümantasyon sekreterlik, işletme yönetimi, muhasebe, nüfus ve vatandaşlık, çağrı merkezi hizmetleri veya sosyal güvenlik ön lisans mezunu olmakla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Koruma güvenlik görevlisi için de sizlerin ön lisans mezunu olmakla beraber gerekli özel koşulları taşımış olmanız gerektiğini, özel güvenlik ve koruma ön lisans mezunları ancak buraya başvurusunu yapabilir. Diğer ön lisans programında ise yine özel güvenlik ve koruma ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir fakat gerekli özel koşullarında erkek olmak koşulu vardır. Bu yukarıdaki ise kadın olmak başvuru koşulu mevcuttur arkadaşlarım. Destek personelinde ise herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. Herhangi bir lise mezunu farklı yere yine başvurusunu yapabilecektir. Askeri ilişiği bulmaması gerektiğini yazmış ve özel koşulların hepsi bırakılmış durumda. Zaten bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Bahçecilik ön lisans değil, lise mezunları başvurusunu yapabilir. Veya herhangi bir lise mezunu yine destek personel orta öğretim düzeyinde
başvurusunu yapabilecektir. Yine destek personeli herhangi bir lise mezunu yine başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Genelde böyle temizlik görevlisi veya işte farklı ünvanlarda çalıştırılmak üzere en az 55 puanla beraber başvuru yapabileceğini belirtmiş durumdadır arkadaşlarım. Bunun haricinde şöyle aşağı doğru geldiğimizde ön lisans mezunlarına başvuru yapabileceği otobüs şoförlüğü, kaptanlık, otobüs şoförlüğü, kaptanlığı ön lisans mezunlara başvurusunu yapabilecektir. Destek personel düzeyinde yine hasta yaşlı bakımı hizmetlerinden lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Veya bunların haricinde fizyoterapist, psikolog, mühendislerin biyomedikal mühendisliği düzeyinde ebe lisans mezunları, hemşire lisans, hemşire lise mezunları, ön lisans düzeyinde sağlık teknikerlerinden diyaliz ön lisans mezunları, veya acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, ambulans acil bakım teknikerliği, paramedik, acil yardım ambulans gibi ilk ve acil yardım ön lisans mezunları da en az 60 puanla beraber başvurusunu yapabilecektir. Diğer sağlık teknikeri demiş olduğu arkadaşlarım, sizler tıbbi laboratuvar teknikeri ön lisans mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Veya radyoloji, tıbbi yöntemleme teknikerliği dalından mezunsanız veya bunların haricinde perfüzyonist lisans mezunuysanız, herhangi bir lise mezunu olmak dışında acil tıp teknisyenliği dalında mezunsanız sağlık personeli atamasına başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve anestezi lise mezunları yine başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Evet, bu gibi atamalar mevcuttur. Hangi size uygunsa o şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlar. Peki bunun haricinde başvuru formu demiş oldu bakın. İstenilen belgelerde resmi internet sayfasında yer alan başvuru formuna sizler doldurarak başvurunuzu yapacağınızı belirtmiş durumda arkadaşlar. Bu başvuru formu bakın normalde Düzce Üniversitesi'nin resmi internet hesabı üzerinden bizlere bırakılmış olması gerekiyordu. Fakat incelediğim takdirde bu link maalesef mevcut değildir. Ulaşım sağlarsanız lütfen yorumlar kısmında belirtmiş olun arkadaşlar. Veya şu iletişim numarası üzerinden de pazartesi günü veya mesai saatleri içerisinde şu sistem üzerinden de iletişime geçebileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki bu başvuru formu nasıl bir form diye soracak olursanız da bakın şöyle bir form arkadaşlar. Personel Dairesi Başkanlığı, üniversitemiz 1 Şubat 2023 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanında yer alan falanca ilan kodlu, falanca ünvanlı ve şu kadar KPSS puanına başvuru yapmak istiyorumla ilgili kısımlara bakacaksınız. Ne zaman başvuru yapıyorsanız onun tarihini, adınızı, soyadınızı, imzanızı, adresinizi ve telefon numaranızı bırakarak da başvuru yapmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. İşte bu başvuru formu burada belirtilmemiş durumda. Hani burada eksik. Yüksek ihtimalle pazartesi gününe kadar tekrar bırakılmış olacaktır. Veya bununla ilgili duyuru gelmiş olacaktır. Hala daha bırakılmıyorsa veya ulaşım sağlayamazsanız demiş olduğum gibi şu telefon numarasından irtibata geçerek de tüm sorularınızı sorabileceksiniz. Lütfen uygunsa başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.